Herkese merhabalar, ben Birit Aslan Yağız. Bugün web sitemizi nasıl e-ihracata hazırlayabiliriz onu anlatacağım. Evet, ilk adım pazar araştırması ve hedef belirleme. Gireceğimiz pazarın içindeki potansiyel hedef kitleye erişmek ve bu hedef kitleyi açığa çıkarmak. Girdiğimiz platformdaki herhangi bir hedef kitlenin tanımına uyan ve bizim müşteri portföyümüz içeren ürünlerimizin ihraç edeceğimiz pazarda talep görüp görmediğini, onaylanıp onaylanmayacağını gösteren çeşitli analizlerle beraber o pazara hazır olmamız gerekiyor. Adım 2, dil ve kültür uyumu. Bu noktada gireceğimiz pazarda hedef kitlenin tanımlandıktan sonraki kültürünü ve dilini öğrenmek de bu noktada önemlidir. Bunu anladıktan sonra kendi web sitemizi bu kültüre adapte etmek ve bu dil seçenekleriyle beraber getirmek de bize satışta kolaylık sağlayacaktır. Adım 3. Ulusal ve uluslararası ticaret hukuku kuralları. E-ihracat yaparken gireceğimiz her ülkenin farklı hukuk kuralları olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir araştırmayı da buna göre yapmamız lazım. Çünkü A ülkesiyle B ülkesi arasındaki kuralları çok büyük farklar gösterebilir. Adım 4. Güvenlik ve ödeme sistemleri. İnternet üzerinden uluslararası ticaret yaparken müşterilerin güvenini kazanmak da önemli bir nokta tabii ki. Bu noktada da en önemli kural ödeme yöntemleri. Ödeme yöntemlerimizi dikkatli seçmeliyiz, güvenliklerini sağlamalıyız ve verilerin korunmasına da özen göstermeliyiz. Adım 5. Lojistik ve dağıtım planı. Ürünlerimizi tabii ki e-ihracatta ulusal pazarlara göndermek için bunun için bir lojistik ve dağıtım planı oluşturmamız gerekli. Ürünleri ve hizmetlerimizi ulusal pazarlara göndermek için bir plan ve detaylı bir çalışma hazırlamalıyız. Bunun için nakliye, depolama ve teslimat kısımlarını dikkate almalıyız. Adım 6. Fiyatlandırma ve ödeme seçenekleri. Fiyatlandırma stratejilerinizi ve hizmetlerinizi kendi çıkacağınız ihracattaki bölgeye uyumlu hale getirmeye çalışın ve bu noktaki kuralları göz önünde bulundurun. Adım 7. Uluslararası müşterilerinizle iletişim kuvvetli kurmalısınız ve bunun için de bu noktada bir plan hazırlamalısınız. İyi bir iletişim her zaman iyi bir satış demektir. Adım 8. Pazarlama ve tanıtım. İhraç etmek istediğiniz ürün ve hizmetleri çevrim içi pazarlama stratejileri oluşturmalıyız. Sosyal medya, dijital reklamcılık ve arama optimizasyonları gibi özellikleri kullanarak markanızı tanıtmayı amaçlayın. Adım 9. İzleme ve analiz. E-ihracatta başarılı olmak için web sitenizin analizlerini, e-ihracatın başarısını ölçmek için web sitenizin performansını ve satış özelliklerini ölçümlemeniz gerekiyor. Bu noktada da 3. parti yazılımlar, analiz programları veya Google Analytics gibi birçok programdan destek alabilirsiniz. Ve son olarak Veritas'a gelin ve adım adım web sitenize e-ihracatı biz hazırlayalım.